Haber ver bana hadi. Görüşürüz. Tatlım nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Doktor da süpersin dedi. İyiyim yani. Yok değil mi, bir sıkıntı? Yok yok, bir sıkıntı yok. Sen nasılsın? Baba Akgün'den bir haberin var mı? Soner'le işte konuşuyoruz. Mesaj atıyor arada. Haber veriyor falan. Yavrum sen artık bununla ilgili düşünme lütfen. Bütün İzmir Emniyeti peşinde bu adamların. Bir kırmızı alarmdalar. Bu Gökhan'la Selçuk Taşkın'ı arıyorlar. Hepsi benim hatam. Gittim Gökhan'la gittim. Yani çok aptal saptal bir iş yaptım gerçekten. Tamam işte artık neyse ne. Olan olmuş. Polis de bulsun artık şu. Gökhan'ı bitsin gitsin bu iş ya. Ben bir Soner'i arayayım ya. Ben sana vereceğim zamanı verdim Akgün. Alo. Şu Akgün'ü bana versene. Akgün denizin ortasında savcı. Gökhan'la buluşmaya gitti. Kıyıda bekliyorum ben de. Ne diyorsun lan sen? Oğlum sen ne diyorsun? Sen bunun için mi gittin bu herifin peşinden? Sen yalnız mı gönderdin bu çocuğu? Mecbur kaldık. Gökhan öyle istedi. Selçuk Taşkın'a zarar gelmesinden korktuk. Sen bana şu anda konum at. Hemen şimdi bir bana konum at. Tamam atıyorum. Ne oldu yine ya? Ne oldu? Kim gitmiş baba? İnanamıyorum ya. Ya. Gökhan'ın peşinden gitmiş. Akgün. Of. Alo Ali. Birazdan sana bir konum atacağım. Akgün bu konumdan denize açılmış. Gökhan'la buluşmak için. Yüksek ihtimalle bir teknede buluşacaklar. Sen bütün sahil güvenliğe falan kimi görüyorsa herkese haber veriyorsun. Bu konuma da bütün ekipleri yığıyorsun. Tamam mı? Ben geliyorum şimdi. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi ben çıkıyorum. Haber ver bize. Hadi be oğlum, neredesin be? Hadi be. Ne kadar oldu gidelim? Bir saat falan oldu. Ali, sahil güvenlikten haber var mı? Henüz yok savcım. Ya acaba şu tekne olabilir mi? Baksana savcı. Ali, ambulansa haber ver. Acil durum için hazır olsunlar, geliyorlar. Emredersiniz tamam. Savcım. Tamam oğlum, iyiyim ben ya. Baba, iyiyim iyiyim diyorsun da bitap düştün ya. Ozan ha? Boynun rahat mı boynun? Rahat, rahat. Sen iyi misin? İyiyim savcım, bende sıkıntı yoktu işte. Babayı gördüm. Biz nasıl yapacağız oğlum seninle? Hı? Savcım, mevzu bahis babam olunca yani hani şey yapamadım, duramadım. Anlıyorsun sen de ya. Yağmur nasıl oldu, iyi mi? Yağmur iyi. Yağmur iyi olmasa benim burada ne işim var? Şimdi anlat bakalım nasıl oldu? Çözüldün değil mi savcı hemen? Ne yapayım oğlum? Bekledim bekleyeceğim kadar. Ölmeni mi bekleseydim? Savcım, Zodyak'la ben Gökhan'ın tekneye yaklaşıyordum. Hmm. Tamam mı? Bir baktım bunlar boğuşuyorlar ikisi. Sonra bir silah sesi geldi, ben orayı görmedim. Babama sordum sonra. Vurmuş, denize düşmüş Gökhan. Bekledim çıksın diye. Bayağı da bekledim ama ne çıkan vardı, neden yani? Çıkmadı diyorsun. Çıkmadı. İyi tamam, hadi sen babanla ilgili. Tamam savcım. Akgün. Dursana. Şunu vereyim oğlum ben. Yük oldu üstüme. Ben mi takayım ha? Ha ben takayım. Zaten sevmiyorum öyle veda meda. Hadi git. Sahil güvenliğe haber ver. Şüpheli Gökhan Şen'in yaralı bir şekilde denize düştüğünü söyle.
Cesedini arıyoruz değil mi savcım? Çok büyük hadise atlatmışsınız vallahi. Allah korudu kuzunu. Yani Allah'tan orada Hakkün abinin babası da varmış. Tamam. Hakkün sen de babanın peşinden gittin yani bütün bunlar olurken değil mi? Öyle gelişti Metin abi. Anam deli bu çocuk ben diyorum size. Ya Hakkün abi ya biliyorsun ben böyle şeyler çok merak ediyorum ya. Ne oldu birazcık detay versene bana çatışmanızda. Devre! Bırak lan! Bas lan geri! Bas geri! Bas geri sıkarım! Baba! Bas geri sıkarım! At lan silah! Tamam, tamam, tamam. Sakin, tamam. Bas, bas, bas! Bas! Gökhan! Hakkın. Ben çok yorgunum ya. Savcı müsaadenizi isteyebilir miyim? Tamam, sen git, ben de geleceğim şimdi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hakkün abi de gitti, o da anlatamıyor. Kim anlatacak peki bana bu çatışmayı? Altay, aksiyon filmi değil bu. Altaycığım tamam, sorma artık istersen. Kapatıyorsun bu konuyu, bir daha açılmamak üzere kapatıyorsun, tamam mı? Tamam. Metin, gel biz de seninle bir konuşalım. Ne oldu? Ben ne yaptım şimdi ya? Ya bir şey yok. Bir konuşalım. Çocuklar, biz bir konuşup geliyoruz. Necmi, ne oluyor ne? Ne var ya? Ya çocuklar duymasın diye gel diyorum. Gördün mü o Selim'in halini ya? Adamı savcılığından ettik. Ne yapacağız? Sorma. Vereceğim vicdan azabından zaten. Ne yapayım Emel sen söyle. Ne yapayım yani gideyim Boran Yaman'ı tehdit mi edeyim? Gördün son konuşmamızda ne oldu? Metin ben sana bir şey söyleyeceğim de kızarsın diye korkuyorum. Hani biz seninle ilk tanıştığımızda sen... babanla aran çok kötüydü ya. Ya yine mi 20 yıl öncesini konuşacağız ya? Ya tamam haksız mıyım? Kötü değil miydi? Yok öyleydi. Yani haklısın. Tamam neden kötüydü? Annemi kaybetmiştim Emel'cim. Ama annenin yasını tutmak yerine babandan nefret ediyordun yani. Emel ben konuşmak istemiyorum. Hatırlamak da istemiyorum bunları. Hepsi oldu bitti geçti tamam. İstemiyorum ya. Lütfen. Baban da bu konuyu hatırlamak istemiyor olabilir mi? Yani belli ki sizin ikinizin arasında kimsenin bilmediği bir şey var. Öyle. Sadece ikimizin bildiği çok önemli bir şey var. Yani bu bildiğiniz şey neyse belli ki çok önemli. Metin ben bunu babana koz olarak kullan diyemem ama... Of bilmiyorum Metin ya. Yani Selim de canımız ciğerimiz. Ya bilmiyorum. Benim aklım bu kadarına yetiyor. Ay çocuklar ayılamasın. Canan istiyorsan bu gece kalayım. Konuşalım biraz. Yani kolay şeyler değil yani yaşadıklarımız. Kızımız kaçırıldı, bir çatışmanın ortasında kaldık. Anlıyorum ben seni ama... Sana bir şey olabilirdi Selim. Yağmur'a bir şey olabilirdi. Ama işte olmadı. Ama şansa Selim. Her şey kontrolün altındaymış gibi konuşuyorsun ama değil. Sana ne demem bekliyorsun? Seni nasıl rahatlatayım ben? Keşke çeşmeye gelmeseydim. Gelmeseydim bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Hani istiyorsan bunu... Hayır, yani ben seni suçlamıyorum. Sadece iyi hissetmiyorum. Ben etkilenmiyorum sanıyorsun. Seni öldürmeye kalktılar. İki kere. Yağmur'un başına gelenler yani... Bunu anlamamız için ne olması gerekiyor? İlla daha kötüsü mü başımıza gelecek? Allah korusun. Normalimizin dönüştüğü bu şey... Ben çok tedirgin oluyorum.
bizim ikimizin normalinden bahsediyorsan ha. İşte sorun da orada. Bak ikimiz diye başlayamıyorum lafa. Ben diye de bitiremiyorum. Günün sonunda ne oluyor? Biz dediğimiz şey evet çocuklar ve ben. Ben de o biz dediğin şeye dahil olmaya çalışıyorum ya canım. Biliyorum sevgilim, biliyorum. Ya ben de çabalıyorum, ben de deniyorum ama... Bilmiyorum, bir... Düşünmem lazım. Her şeyi. Anladım. Vallahi sonunda hep beraberiz. Vallahi kaç gündür yemeden içmeden kesildim. Değil mi Canan? Anne iyi misin? İyiyim ya, dalmışım öyle. Ne yaptın kızcağız ya? Bir hastanedesiniz, bir karakoldasınız. Başınızdan olay mı eksik oluyor? Allah'tan babamla görüşüyorlar ya. O iyi geliyor anneme. Görüşüyorlar derken? Öyle değil mi? Ne oluyor ya? Hiç şaşırmıyorsunuz. Ne oluyor ya? Yani kimse şaşırmadı. Ben de şaşırmadım. O da şaşırmadı. Niye? Sen bir şey mi ima ettin? Yo, ben ne biliyorum da ima edebilirim. Kızlar bir şey mi ima ettim? Yo. Ya. Kızım, senin kocanla aranı düzeltmeye çalıştığını cümle alem biliyor artık yani. Cümle alem? Nasıl cümle alem biliyor ya? Ayrıldınız mı yoksa? Ya anneciğim. Ya bu ayıp bir şey değil. Ayrıca saklamaya çalışmanız komikti. Ayrıca kime ne? Kime ne canım ya? Kime neyse kime ne. Herkes öğrenmiş işte. Gizleyip saklayamadık da hiçbir şeyi de beceremiyoruz. Bütün cümle alem diyorsun yani. Mükemmel. Savcım yengeyle aran bozuk mu? Sıkıntılı mı? Gece erken geldin ya eve. Son zamanlarda da bayağı iyiydi aranız ben. Erken gelince kendi kendime düşündüm dedim. Bir sıkıntı var herhalde yengeyle. Son zamanlarda bayağı iyiydi derken nasıl yani? Herkes bilmiyor mu ya? Neyi biliyor oğlum herkes? Savcım biz dost meclisinde konuşma fırsatımız oldu Yağmur'la da. Ben oradan duydum yani Yağmur. Hanım söyledi kendisi bana. Dedim öyle böyle yani paraları iyi diye. Hani o bankta. Hani konuştuk. Metin abi. Ya abi ben siz konuşuyordunuz geçen gün bahçede. Ya kulak misafiri oldum işte ben de. Bir şey yok yani. Nasıl şimdi? Herkes yani biz gizli gizli görüşüyorduk onların hepsi. Alenen biliniyor muydu? Saklamaya çalışıyorduk. Açma, hiç saklayamadık. Yok. Böyle kabak gibi ortada her şey. Ben biliyorum. Ben bile şey yapıyorsam. Tabii. Ne diyorsun ya? Hayırlı olsun Selim'ciğim. Allah ne diyeyim devamını erdirsin, tamamını erdirsin. Selim'ciğim bir şey demiyoruz yani. Yüreğiniz dert görmesin. Ay anasını ya. Tamamına da erdirecek gibi görünmüyor işte. Bu ne de ya? O nasıl laf ya? O ne ya? İşte yani. Işte nasıl devam edecek böyle bilmiyorum. Gizli saklısı da kalmamış zaten. Ama mutlu gibiydiniz sanki. Hı. Bence heyecanlıydı yani o gizli gizli görüşmeler falan. Tamam işte heyecan meyecan dedik böyle ilk tanıştığımız zamanlardaki gibi işte. Heyecan, gizli saklılık filan insan unutuyor, sorumluluklarını unutuyor. Ay güzeldi be. Mesela ben ilkleri özlüyorum. Ay. Ne be? Belki de tekrardan yaşamak istiyorsunuzdur canım. Yani olamaz mı? Yok belki de hiçbir şeyin değişmeyeceğiyle ilgili yüzleşiyorumdur. Kızım sen bu kadar karamsar olma ama ya. Bilmiyorum abla. Bilmiyorum yani nasıl olacak böyle dün... Dün yaşananlar çok etkiledi beni. Öyle işte nasıl olur bilmiyorum yani. Madem biliyorsunuz siz de bir fikrinizi söyleyin. Anneciğim, biz ne olursa olsun senin yanındayız tamam mı? Bunu bil. Aynen öyle anneciğim. Bu senin hayatın, bize söz düşmez bence. Ayrıca haklısın teyze hoş. Haklıyım değil mi? Haklısın da acele etmeyi düşündün mü? Düşünüyorum. Hadi canım, hadi bir iki lokma bir şey anne, hadi olmaz böyle. İştah kalmadı gene. Tam olarak benim mütemadiyen Canan'ın hayatına felaket getirme. Anlatabiliyor muyum?
Yani ben onu artık inandırabildiğimi, onun inanmaya başladığını falan düşünüyordum. Hatta ben kendim de inanmaya başlamıştım mevzuya ama yani şu an içinde bulunduğumuz duruma bir baksana. Kızım kaçırılmış. Ailemle birlikte bir çatışmanın içinde buldum kendimi. Mesleğim elimden alındı. Yani daha da ne olsun? Abi sen niye kendini suçluyorsun ki? Yani Canan da biliyor bunun seninle bir ilgisi yok. Ya o da tabii direkt olarak suçlamıyor beni de. Hani bakışlarında var yani. Anne. Anlarsın bunu yani bakınca. Ben sana demiştim gibi bakıyor bana sürekli. Yani şu an bence konuşmak için cesaretini topluyor. Bir karar verme aşamasında, bir karar verecek. Ve yani bugün yarın benim fişimi çekti çekecek yani o durumdayım ben. Allah korusun ya. Öyle öyle. Yok yok bir şey olmaz. Tabii. Ben emniyete gidiyorum. Savcıya görev teslimi yapacağım. Çalışıyormuş gibi görüneyim bari ne yapayım? Akgün kalk sen de gel hadi. Geliyorum savcı. Hadi. Sen nereye? Çıkıyorum ben de. İşim gücüm var biraz. E tamam bırakır senin. Yok yok. Siz bakın dalganıza. Ya kusura bakma sana da bıraktım burayı. Ben de Metin abi ben de. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin. Savcım şurayı toplayayım ben bir 5 dakika. Gel toplayalım ben de yardım edeyim. Ben çayını yudum da ben de ya. Yok, otur tamam Allah aşkına. Oğlum tamam be kaldıralım şunları. Savcım. Ben emniyete geçiyorum. Akşam bir konuşalım mı? Konu ne? Biz. Biz ne? Böyle ayaküstü olmaz. Niye? Niye olmuyor ayaküstü? Konuşalım işte. Ya zorlaştırma işimi. Tamam. Akşam geleyim konuşalım. Zaten aşağı yukarı anladım konunun ne olduğunu. Anladım. İyi, en azından söyleyeceklerimi dinlersin. Gel. Tamam. Hayırdır? Annemle konuşacakmışsınız ya. Biz de buraya geldik. Allah Allah. Mesajımı almadı mı ki acaba? Aldı. Ama özel olarak yüz yüze görüşmek istiyormuş seninle. Vallahi ne diyecek bilmiyorum ama işte bizi de yolladığına göre. Sen ama ne söyleyeceğini biliyor musun? Yani baba bence artık bir karar verin. Yapmayın bunu kendinize. Şimdi bak. Biz ne karar alırsak alalım bu konuyla ilgili. Boşanmışsınız bitmiş gitmiş yani daha ne kararı alacaksınız baba? İşte pek öyle değil de durum yani. Biz hani yeni bir başlangıç gibi bir yerdeydik. Yeni bir başlangıç yapalım. Allah Allah. Bunu tabii biliyorsun sen de. Bunu Akgün'le Metin'le kadar herkes biliyor. Bunu sen de biliyorsun ilaki. Ha sen şu gizli gizli buluşma olaylarını diyorsun. Al işte buyur. Ne oldu baba ya anlamadım. Sen tekrardan umutlandın mı? Böyle bir ikinci bahar edalarına mı kapıldın? Eski karıma tekrardan nikah yaparım diye mi düşündün? Neyse ne işte yani. Siz bu konuyla ilgili arada kalmayın tamam? Canım biz niye arada kalalım? Bizim tarafımız belli. Yani tamam en azından benimki belli. Sen annecisin onu biliyoruz. Tamam hadi baba gidin artık konuşun. Yani biz de çocuklar olarak ebeveynlerimizin yerini yurdunu artık bir bilelim. Tamam gidiyorum. Git git. O şimdi zaten kalemi kırmış bekliyordur beni evde. Evet Veran'la da bekliyorum. Gökhan yaşıyor bu arada. Gerçekten mi? Evet. Hakkın biliyor mu peki? Biliyor. Kafası da karışık bu konuyla ilgili. O yüzden burada tutuyorum yanımda. Hadi gidiyorum ben. Sakin ol tamam mı? Hava çok güzel. Bir sahile mi insek ne dersin? Hadi gidelim. Altaycığım sana demiyorum. Sen bir otur bakayım. Ya şimdi sahil mahil yapmasak mı? Savcım gitti. Belki dönemeyecek. Ne zaman döneceği de belli değil. Bir beklesek mi onu? Yok ya o şimdi gelmez. Onun işi var. Öyle mi? Hadi bakın ya. Bir hava alalım. Hadi gidelim. Thank you.
İyi akşamlar. Canım. İyi akşamlar. Otursana. Yok ya, oturmayayım. Sen bir şey söyleyeceksen söyle. Sonra da gideyim ben. Konuşmayacak mıyız? Sen söyle işte söyleyeceklerini. Ha, sen konuşmayacak mısın? Benim söyleyecek bir şeyim yok. Sen yüz yüze konuşalım dedin. Geldim. Nezaketen buradayım yani. Bu işkence de uzamasın lütfen, rica ediyorum. Ne söyleyeceksen söyle, hemen bitirelim gideyim. Selim otur lütfen. Ben İstanbul'un en çok nesini özlüyorum biliyor musun? Okuldayken otobüs beklerdik seninle. Durakta böyle ikimiz de kafalarımızı yaslardık birbirine. Hayaller kurardık. Otobüs hiç gelmesin isterdim. Ne kadar geç gelirse o kadar çok hayal biriktiriyordum. O beklemelerin birinde sen bana evlenme teklif etmiştin. Hatırlıyor musun? Böyle bir şey unutabilir miyim ya Canan? Öncesinde bir şeyler fısıldamıştın kulağım. Ben fısıldamıştım ama Özdemir Asaf'ın dizeleriydi onlar. Hatırlıyor musun? Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme. Hayatımın en romantik anı. Sen. Hala o hayalleri kurabiliyor muyuz Selim? Valla benim bir umudum vardı. Her şey farklı olacak derken ne kadar aynı oluyor. Yok böyle olmaz. Ben artık yalnız kalmak istemiyorum Selim. Korkmak istemiyorum. Senin için, hepimiz için endişelenmek istemiyorum. Hayat kısa. Yani biz niye böyle şeyler için vaktimizi harcayalım ki? Tamam, cümlenin tamamlamana gerek yok. Ben anladım mevzu. Dur bir dakika, bir dakika ya. Durur musun? Daha bitmedi mi? Yüzüğün yanında mı? Ne yapacaksın? Onu da mı geri istiyorsun? Ya yanında mı? Al, buyur. Yok, verme bana. Sen takmak istiyorsan tak. Nasıl, anlamadım. Ben yüzüğü takmaya devam mı edeyim? Ne istiyorsun? Yani istiyorsan tak işte. Bak. Ben korkmak istemiyorum. Biz seninle beraberken daha güçlüyüz, daha cesuruz. Ben seninle hayatımın her anını, artık o nasıl bir an olacaksa, ben onun hepsini doya doya seninle yaşamak istiyorum. Ben artık yalnız kalmak istemiyorum Selim. İstemiyorum. Ben zaten senden ayrı olunca da olmuyor ki. Benim aklım hep sende. Ben yalnız kalamıyorum zaten. Ben seni sevmekten vazgeçemiyorum. Vazgeçmek de istemiyorum. Evlenme teklif ediyorum sana işte. Yani sen takmak istiyorsan tak, ben de takacağım işte. Takıyor musun, takmıyor musun? Yapacağız peki? Neyi?
formaliteleri nasıl gidecek yani, süreç ne olacak? İşte gideriz nikah tarihine. Atarız imzaları, ondan sonra oldu bitti. Yemin ediyorum şeytan diyor ki şu anda git Metin'i uyandır. Al tekneyi, açıl denize. Metin nereden geldi aklıma? Nasıl nereden geldi aklıma? Metin kaptan değil mi? Evet. İşte kaptanlar açıkta nikah kıyma yetkisine sahip değiller. Aşkım kaçmıyorum ben. Belli olmaz. Yok. Karar falan değiştirirsem var, yakarım. Gerçekten yakarım, çeşmeyi yakarım. Yapma aşkım, yapma. Yüzüğü taktım artık, bitti gitti. O yüzüğü de çıkarmam bir daha. Çıkardım ha. Hı? Kapattık o konuyu ya, yüzük falan çıkmıyor artık. Çocuklara falan da söylesek diyeceğim ama onlar zaten biliyorlar, biliyorsun. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet, durduramadın ki kendini. Hiçbir yerde durduramadın ya. E şimdi bunu konuşalım. Yok, onu konuşmayalım. Ben çok iyi anlıyorum seni niye durduramadığını da. Peki, en azından müjdeyi versek. Onu da biliyor olabilirler. Tabii onu da Yağmur biliyor zaten. Burada bir tuzak kuruldu bana. Tuzak demeyelim canım. Anlattım konuyu işte. Sonra da sana söyledim yani. Yalnız hiç ele vermedi kendini. Hiç anlamadım. Etmez. Etmez tabii. Yağmur asla etmez. Peki ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Acayip bir düğün organize ediyorum. Ve gelinlik giyeceksin. Hayır. Ya. Selim ya. Hiç gerek yok öyle şeylere, ne olursun. Ya gideceğiz, evet diyeceğiz. Tamam, bitecek, gidecek. Öyle cafcaflı şeyler istemiyorum ben. Aynen, İlk nikahımızdaki gibi ya. O gelinliği giyeceksin. Allah Allah. Aa, hayırdır? Buyurun Rutku Başsavcım. Konu önemli olmazsa bu saatlere aramazdım Selim Savcım. Önemli, ben vallahi çok merak ettim şu anda, buyurun. İyi haber bekletmeye gelmezmiş. Hakkınızdaki suçlama geri çekildi. Yarın zaten size de resmi olarak bildirilecektir. Peki bu rüşvet iddiası? Savcım. Buyurun, buradayım. Dinliyorum. İstat edilen bütün suçlamalar düşürüldü. Anlayacağınız yarından itibaren mesleğinize geri dönebilirsiniz. Çok, çok sağ olun. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Peki. Ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi geceler dilerim. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay, İnanılmaz aşkım. İnanılmaz bir gün bugün. Allah'ım bu nasıl bir gün? Allah'ım bu nasıl bir gün? O zaman bir dakika, sen İstanbul'a gidiyorsun. İstanbul'a gidiyorum ama... Mahkemeye de, Halis Adi'nin mahkemesine de sen çıkıyorsun. Önce evleneceğim, ondan sonra gideceğim İstanbul'a. Beraber gidiyoruz. Beraber gideceğiz. Mahkemeye de beraber çıkacağız. Benim İstanbul'daki son mahkememe beraber çıçacağız. Son mahkemem derken? Tayinimi isteyeceğim. Ciddi misin? Çok fena ciddi. Ciddi misin? Ciddi. Ciddi misin? Oh.